Sevgili dostlar, yine sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerde memleketimizde maalesef bu koronavirüs dolayısıyla hastalıklar arttı. Bazı illerle ilgili kısıtlamalar gelmeye başladı. Bununla ilgili bize düşen görevler nedir? Bununla ilgili konuşmaya çalışacağız. Öncelikle sevgili dostlar, şunu bileceğiz. Kendimiz için istemediğimiz bir şeyi bir başkası için istemeyeceğiz. İster miyiz ki birisi sebep olsun, bize hastalık bulaşsın? Elbette ki istemeyiz. Nasıl ki bir hastalığın bize bulaşmasını istemiyorsak, bir başka insana da bu bulaşıcı hastalığın bulaşmasına razı olmayacağız. Dolayısıyla elimizden gelen bütün tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Elbette ki bizim elimizde olmadan olacak olan şeylerden sorumlu değiliz ama bizim sebep olacak olduğumuz bir sebepten dolayı, bir işten dolayı bir başkasına bir hastalık bulaşırsa unutmayacağız ki bu kul hakkıdır. Bu kul hakkına girmemek için elimizden gelen bütün gayretleri seferber etmemiz lazım. Yani öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Eğer bize devlet diyorsa ki maske takılması gerekiyor, maskemizi takacağız. Diğer taraftan sosyal mesafeye uymamız gerekir diyorsa sosyal mesafeye uyacağız. Şuna dokunulmaması gerekiyor deniyorsa ona dokunmayacağız. Yani bu şekilde devletin bize nasihat ettiği, bize emir olarak telakki ettiği şeylere mutlaka uymak mecburiyetindeyiz. Eğer bu şekilde uyarsak, uyduktan sonra yine bu hastalık bulaşırsa bundan sorumlu değiliz. Ama biz maskemizi takmıyor, yeterince temizliğimizi yapmıyor, İnsanlar arasındaki mesafeye dikkat etmiyor da bu hastalık bulaşıyorsa bilelim ki biz buna sebep olmuş oluruz. Sebep olduğumuz şeyden de sorumluyuz. Sevgili dostlar, unutmayalım, İslam öyle bir din ki hem yaptıklarımızdan sorumluyuz, hem kendimiz yapmayıp da yapılmasına müsaade ettiğimiz, sebep olduğumuz şeylerden de sorumluyuz. O konuyla alakalı Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kim bir iyiliğe aracılık ederse o iyilikten ona pay vardır. Kim bir kötülüğe aracılık ederse o kötülükten de ona pay vardır. Dolayısıyla biz iyiliğe sebep olacağız. İnsanların hastalanmasına değil de şifa bulmasına yardımcı olacağız, katkıda bulunacağız. Elbette ki bu konuda devletin de alması gereken tedbirler var. Bunu da devlet yapması lazım. Yani vatandaş olarak biz elimizden geleni yapacağız. Devlet de elinden geleni yapması lazım. Elbette ki insanlar arasındaki paylaşımın adil olması lazım. Devlet yönettiği insanlara vermiş olduğu yardımları adil vermesi lazım. Vatandaşına son derece katkıda bulunması lazım. Mesela şu anda dünya gündeminde konuşulan bir vatandaşlık maaşı belki de bu noktada gündeme gelmesi lazım. Devleti idare edenler kendi yandaşlarına, kendi akrabalarına değil de bütün vatandaşlara bu devletin nimetlerini dağıtması lazım. Devletin imkanlarından bütün herkes istifade etmesi lazım. Aksi takdirde devlet vatandaşa katkıda bulunmazsa, vatandaş yemesi gerekeni yiyemiyorsa, bağışıklık sistemini güçlendiremiyorsa, yemek yiyemediğinden dolayı bu bağışıklık sistemi güçsüz kalıyor ve bundan dolayı da hastalığa yakalanıyor. Hastalığa yakalandıktan sonra bu bağışıklık sistemi güçlü olmadığından dolayı da vefat ediyorsa elbette ki bundan da devlet sorumludur. Bunu devletin görevlerini devlet yapacak, devlet idarecileri yapacak, vatandaşlar da kendi görevlerini yapacak. Yani biz gerekli tedbirleri almazsak, gerekli uyarılara uymazsak, yapmamız gerekeni yapmazsak aynı zamanda kul hakkına tecavüz etmiş oluruz ki İslam kul hakkı gelince kul hakkına büyük bir şirktir diyor. Kul hakkını Cenab-ı Hak da affetmez. Dolayısıyla bu kul hakkına biz asla girmeyeceğiz. Biz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bu kul hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Çünkü biz ne kadar tevbe edersek edelim, ne kadar Allah'a yalvarırsak yakaralım, eğer tevbe etmek için önce kul hakkına riayet etmezsek bu yapmamız gerekeni yapmamış oluruz. Yine sevgili dostlar, özellikle camilere giden insanlarımız temizliklerine dikkat etmeleri gerektiğinden Cenab-ı Hak bahsediyor. İman edenlerle, insanlarla alakalı her mescide girdiğinizde mutlaka temiz giyinin, süslü elbiselerinizi giyinin ama öncelikle temizliğe riayet edin. Evet, Müslüman abdestini alıyor. Müslüman temiz olan insandır. Zaten temizlik imandandır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Temizlik şarttır. Ama biz o temizliğimize, o abdestimize bir şey daha ilave edeceğiz. Mutlaka sabun kullanmamız lazım. Sabun kullanacağız ki bu virüsün elimizde bulaşmasını engellemiş olacağız. Yani biz camilerin temizliğinden sorumluyuz ama öncelikle cami cemaatinin
temizliğine dikkat etmek mecburiyetindeyiz. O insanlar temizliğine dikkat ediyorsa, yapması gerekeni yapıyorsa, seccadesini alıp da o şekilde camiye gidip orada namaz kılıyorsa orada bir sıkıntı yok. Ama o tespit edilen yanlışları yapmazsa elbette ki kul hakkına tecavüz eder. Kul hakkı da Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği bir haktır. Bunu ifade etmiş olalım. Sosyal medyada olsun, haberlerde olsun şöyle haberler görüyoruz. Efendim belli insanlar bir yerde görev yaparken bir başka yerde de görevlendiriliyor. Bir iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alan insanlardan bahsediliyor. Ve bu sosyal medyada ve haberlerde elbette ki gündem oluyor. Bu insanların almış olduğu bu haklar acaba helal midir? Biz memleketimizin insanı olarak hepimiz aynı haklara sahip olmak mecburiyetindeyiz. Elimizdeki kabiliyetler, elimizdeki meziyetler dolayısıyla elbette ki farklı imkanlara sahip olabiliriz. Biz elimizdeki imkanlar dolayısıyla devletimiz içinde her şeyimizi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Eğer biz sporcuysak, eğer futbolcuysak, eğer güreşçiysek ya da bir başka meziyetimiz varsa elbette ki bunu devletimiz için yapacağız. Bizim örneğimiz var. Mesela bir Seyit Onbaşı ki onun gösterdiği yararlılık memleketimizi kurtardı. Savaşın seyrini değiştirdi. O insana o cephedeyken onu ödüllendirmek isterler. Ona da bir şey vermek istiyorlar. Diyorlar ki senin istediğin bir şey var mı? Diyor ki ben verilen yemeklerden doymuyorum. Bana iki kişilik yemek verilmesini istiyorum diyor. Ve bunu yerine getiriyorlar ama arkadaşları yiyemiyor. Kendisi yemesinden dolayı rahatsız oluyor. Bu hakkından da vazgeçiyor. Daha sonra o yapmış olduğu yararlılık, o yapmış olduğu o devletin devleti kurtarma ve savaşı kurtarma o hikayesini memleketine döndüğü zaman anlatmıyor. Yani riya olsun, kibir olsun diye böyle bir şey yapmıyor. Memleketine daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk gider onu ziyaret eder, onu buldurur. Buldurduklarında yaptığı iş ormanlıktan ağaç kesiyor. O kestiği ağaçlarla beraber kömür yapıyor. Kömürleri satıp hamallık yapıp iaşesini temin ediyor. Helal lokma yiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelip buna maaş teklif ediyor ama kabul etmiyor. Ben diyor bunu Allah rızası için yaptım. Vatan için yaptım diyor. Evet bu insan bu maaşı da bu ödülü de kabul etmiyor. Biz Seyit Onbaşılar gibi olmak mecburiyetindeyiz. Evet birisi sporda yararlılık gösterdi. E zaten madalyasını aldı. Zaten devlet ona yeterince imkanlar tanıdı. Kalkıp da tekrar birinci maaş, ikinci maaş, üçüncü maaş, dördüncü maaş alırsa bu kul hakkıdır. Bu Cenab-ı Hakk'ın affedecek olduğu bir konu bile değildir. Bunu söylemiş olalım. Kesinlikle sevgili dostlar bu yararlılığı gösteren insanlar bunu devlet için yapması lazım. Devlet bizim neyimiz biliyor musunuz? Devlet bizim her şeyimiz. Devlet bizi koruyan, ibadetimizi yapmak için bize imkan sağlayan, bizi dış güçlere karşı, dış devletlere karşı, dış düşmanlara karşı devlet bizi savunuyor, koruyor. Ondan dolayı bizim elimizde ne imkan varsa devletimiz için seferber etmek mecburiyetindeyiz. Elbette ki bir sporcunun Türk bayrağını dalgalandırması, İstiklal Marşı'nı okutması çok önemlidir. Ama bunu yaptı diye devletin imkanlarından fazla hak elde etti manasına çıkmaz. Fazla imkanlar kullanacak manasına çıkmaz bu. Bu yanlış olur. O yaptığı, o göstermiş olduğu yararlılık dünyalık için yapmış olur ki bakın bir Seyit Onbaşı'nın ortaya koymuş olduğu o duyguyu, o hassasiyeti ortaya koyamamış olur, koymamış olur ve yanlış olur, eksik olur. Sevgili dostlar, onun için bakın memleketimizde bir memur olan bir başka yerde memur olamıyor. Böyleyken şimdi bir insan bir yerde zaten maaş alıyor. Gidip bir yerde danışman olarak maaş alıyorsa, üye olarak maaş alıyorsa peki devletin buna verdiği imkanları bütün vatandaşlarına verebiliyor mu? Bütün vatandaşlarına verebiliyorsa, bütün vatandaşlar bundan istifade edebiliyorsa helaldir. Ama sen sadece bir spor faaliyetinden dolayı, göstermiş olduğun bu yararlılıktan dolayı sen 3 yerden 5 yerden eğer maaş alıyorsan, ekstra maaşlar alıyorsan bu helal olmaz. Diğer insanlar yoksulluk çekerken, sıkıntı çekerken, doyacak kadar ekmek bulamazken, pazara gidecek parası yoksa, hanımına verecek harçlığı yoksa, çocuğuna verecek parası yoksa sen kalkar da bu şekilde devletin imkanlarından istifade eder de diğer insanların istifade etmesine müsaade etmezsen bu olmaz. Bakın sevgili dostlar biz
hem kardeşiz hem birbirimize ortağız. Biz bir bütün olarak kalkınacağız. Vatandaşların tamamı bu imkanlardan istifade etmesi lazım. Memleketimizde 25 milyon, 26 milyon icra dosyası varken, 26 milyon kişinin ailenin evine icra giderken, diğer insanların zevk-ü sefa içerisinde hayat sürmesi, efendim milyarlarca para alıyor olması kabul edilemez. Hak ettiği şey mutlaka alsın, mutlaka alsın ama hak ettiğinden fazlasını da kimse almasın. Haksız kazanç nedir biliyor musunuz? Bakın sevgili dostlar, bununla bitirmiş olalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde faizle alakalı şöyle buyuruyor. Kim faiz alırsa Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olur. Ragıp el-İsfahani de buyuruyor ki faiz haksız kazançtır. Haksız kazanç elde edenlerin tamamı unutmasınlar ki Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Bu illa da bankadan almış olduğu bir faiz değil. Haksız kazanç elde ediyorsan, hak etmediğin bir şeyi elde ediyorsan bu sana helal olmaz. Ama derseniz ki efendim bunu devlet yetkilileri verdi. Devlet yetkilileri de yetkilerini aşarak böyle insanlara böyle bir imkanları tanıma hakkına sahip değil İslam'a göre. Herkese adil, herkese eşit bir paylaşım yapmak durumundadırlar. Cenab-ı Hakk'ın da istediği, vermiş olduğu nimetlerin adilce insanlar arasında dağıtılması, paylaşılmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, memnun olduğu şey budur. Sevgili dostlar, Yeni Mesaj TV kanalını desteklerseniz, seyrederseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ve bu kanala üye olursanız hem bizim fikirlerimizi, düşüncelerimizden siz de istifade edersiniz. Biz de düşündüklerimizi size anlatma imkanı bulmuş oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.